Merhaba, ben Berksem Ercioğlu. Bu serimizde de size köpek sahiplendiğimiz zaman nasıl bir hazırlık yapmalıyız, evi ne yönde hazırlamalıyız, bunlardan bahsedeceğim. Köpeğimizi seçtik, köpek eve gelmeden neler yapmalıyız? En başta köpeğimize güvenli bir alan oluşturmalıyız. Hem tuvalet alışkanlığını kazandırmak için, hem bebek olduğu için kemirme içgüdüleri, oyun içgüdüleri çok fazla olacaktır. Kontrol altında tutabilmek için biz en başta çit öneriyoruz. Çitin bir köşesinde yatağı, diğer köşesinde pedi ve mama kabı, su kabı olması gerekiyor. Mama ve su kabını metal olması veya porselen tarzı, cam tarzı bir yapıya sahip olması gerekiyor. Çünkü bekleyen suda yosunlaşma ya da parazit dediğimiz giardia çok görülebiliyor. Temizliği, dezenfektesi zor oluyor plastik tarzı ürünlerde. O yüzden en kullanışlısı el olanlar. Onları günlük bulaşık deterjanıyla günlük dezenfekte edip temizleyebiliriz. Onun haricinde yatak. İlk başta biz basit bir yatak öneriyoruz. Daha ucuz bir yatak öneriyoruz. Çünkü dişleri kaşındığı için işte yatağıyla veya başka şeylerle oynamak isteyecek, kemirecek ve zarar verecektir. O yüzden ilk başta bu aşamada basit bir yatak seçmeliyiz. Çit olarak da metal çit de öneriyoruz. Hem dezenfeksiyon konusunda pratik, temizliği kolay, bakımı kolay. Metal bir çit alabiliriz. Son dönemlerde çocuk mağazalarında olan işte plastik renkli olan çocuk oyun bahçeleri kullanılıyor. Ama bunlar biraz tehlikeli. Araları biraz boş olduğu için bebek köpek araya kafasını sokup geri çıkartamayıp boğulabilir. O yüzden metal pet shoplardan aralıkları dar olan metal çitleri almalıyız. Pet shoptan ya da internetten sipariş verdiğimiz ürünleri muhakkak dezenfekte etmeliyiz. Eğer bozulmayacak gibiyse çamaşır sulu bir suyla temizlemeliyiz. Ya da farklı dezenfeksiyonlar var. Bunları kullanmalıyız. Çünkü bazı ürünler işte alınıyor pet shop'tan. Örnek veriyorum, işte köpekler hasta çıkıyor veya x bir sebepten bazen geri iade edilebiliyor, bir şekilde temas oluyor ya da internetten sipariş verdiğimiz ürünlerde de aynı şekilde. Birçok viral hastalık var ve bunlar işte parvo gibi, distemper gibi, bunlar temasla geçebiliyor ve o yüzden muhakkak pet shop'tan ya da herhangi bir yerden aldığımız ürünleri dezenfekte etmeliyiz. Aynı şekilde sokaktan geldiğimiz zaman ayakkabılarımızın altını dezenfekte etmeliyiz. Ellerimizi yıkamalıyız. Köpeğimizin aşı takvimi, özellikle karma aşıları bitene kadar biz de sokakta başka köpekleri sevmemeliyiz. Zaten belli bir aşamaya geldikten sonra, köpeğimizin aşıları bittikten sonra köpeğimiz de sokağa çıkabilecek, başka köpeklerle arkadaşlık yapabilecek, temas edebilecek. O döneme kadar çok fazla dikkat etmeliyiz. Isı olarak bizim normal kendi yaşadığımız oda sıcaklığı olabilir. Köpeğimiz eve geldi, çitini, güvenli alanını oluşturduk, her şey hazır. Nasıl davranmalıyız? Köpekler sürü psikolojisiyle yaşarlar ve eve geldikleri zaman farklı bir ortam, farklı insanlar. Eğer annesini yanından aldıysanız, annesi yok, kardeşleri yok, her şey farklı. O yüzden kendini güvende hissetmediği için ağlayacaktır. Eğer köpeğimiz ağladığı zaman yanına gidip kucağımıza alırsak kesinlikle susacak ama bu süreç aynı bu şekilde devam edecektir. O yüzden ilk birkaç gün ağlasa da çok fazla temas etmememiz gerekiyor ki kendi yerine alışsın, da yalnız kalmaya alışsın. Bu anlamda en çok pandemi döneminde sahiplenen köpeklerde problem yaşadı. Çünkü işte uzaktan eğitim, herkes evde ya da herkes evden çalıştı, köpekleri hiç yalnız kalmadı. Ama güncel hayata döndüğümüz zaman ise herkesin şikayeti, köpeğimiz evde yalnız kalmıyor, köpeğimiz çok avlıyor, İşte biz evden çıktığımız zaman eşyalarımıza zarar veriyor gibi. O nedenle bu konu çok önemli. Köpeği eve getirdiğimiz zaman ilk başta yalnız kalmaya alıştırıyoruz ki ilerleyen süreçlerde beraber konforlu bir hayat yaşayabilelim. Köpeğimiz eve geldi, nasıl beslemeliyiz? Bu çok önemli. Köpeği aldığımız üreticiyle, yetiştiriciyle veya sahiplendiğimiz kişiyle kesinlikle bu konuyu konuşmalıyız. Kendisi hangi mamayla besliyor ya da nasıl bir gıdayla besliyor? Bunu öğrenmeliyiz ve geçişi yavaş yavaş yapmalıyız. Örnek veriyorum, biz X bir marka, çok güzel, çok iyi bir mama, dünyanın en iyi maması. Ama köpeği aldığımız kişi de çok kötü, işte market maması dediğimiz basit bir mamayı kullanıyor. Muhakkak o basit mamadan da tedarik edip geçişi karıştıra karıştıra yavaşça yapmalıyız. Çünkü köpeklerde ani geçiş köpeğin ishal olmasına ve bağışıklığının düşmesine sebep olacaktır. O nedenle geçiş çok önemli. Örnek veriyorum, köpek diğer yerde ıslak ekmek bile yiyorsa ıslak ekmekten yavaş yavaş durmamaya geçmeliyiz. Buna çok özen göstermeliyiz. Köpeğimizi aldığımız zaman genelde işte gittiğimiz zaman veterinere ya da pet shop'a hangi marka ile çalışıyorsa o markayı öneriyor. Olabilir, birçok süper premium mama var. İçerikleri çok zengin, çok güzel. Gerçekten hepsi çok iyi mamalar. Ama en önemlisi geçiş yavaş yavaş olmalı. Köpek ne yiyorsa ondan başlamalısın.
Bir başka husus, eve geldi gene köpeğimiz. Tabii ki onu temizlemek, yıkamak istiyoruz. Bu konuyla ilgili eğer köpeğimizin sağlığından eminsek köpeğimizi yıkayıp güzel kurutabiliriz. Mice şekilde işte fön makinesiyle güzel kurulayarak iyice kuruturuz. Ama eğer köpeğimizin sağlığından ufak bir endişemiz varsa yıkamamız gerekiyor. Çünkü yıkadığımız zaman hem köpeğimiz korkacak, strese girecek belki ilk kez yıkandığı için, hem bir üşütme olursa bağışıklığı düşecek ve herhangi bir viral bir hastalık varsa bu çok hızlı ilerleyecektir. O yüzden genelde köpekler eve geldiği zaman belli bir aşamaya kadar yıkanmaları önerilmez. Ama dediğim gibi köpeği aldığınız yere güveniyorsanız, köpeğin sağlığından eminseniz köpeğinizi yıkayabilirsiniz. Göz kulak temizliği nasıl olmalı? Özellikle kulaklar aşağı doğru olan köpeklerde kulak uyuzu dediğimiz bakteriyel enfeksiyonlar olabiliyor. O nedenle kulaklarını düzenli olarak temizlememiz gerekiyor. Bunun için kulak temizleme losyonları var. Bu ürünleri kullanabiliriz. Hatta bir kere kulak kepçesini havaya kaldırıp içine bir iki damla damlatıp daha sonra ovalama şeklinde bunu yapabiliriz. Durulamamıza gerek yok. Göz temizliği ile ilgili yine göz temizleme losyonları var. Bu makyaj temizleme pamukları tarzında yuvarlak pamukları losyona damlatıp daha sonra göz çevresini temizleyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken gözün içine kaçmaması. Köpeklerle tırnak kesimi. Tırnak kesimi bizim belki ilk köpek sahiplendiğimiz zaman beceremeyeceğimiz hususlardan bir tanesi. Çünkü köpeklerin tırnaklarında damarlar var ve doğru noktadan kesmemiz gerekiyor. Bunun için ilk etapta veterinere gittikçe, zaten yavru köpek sahiplendiğimiz zaman aşı için belirli aralıklarla veterinere gidiyoruz. Veterinere gittikçe önce veteriner kessin. Biz hangi noktadan kestiğini görelim, öğrenelim. Daha sonra ilerleyen zamanlarda kendimiz de kesebiliriz. Ama eve getirdiğimiz bebek köpeğin tırnaklarını kesinlikle kendimiz kesmemeliyiz. Çünkü doğru noktayı bulamazsak muhakkak kanacak ve canı yanacaktır. Bebek köpeğimize nasıl bir oyuncak seçmeliyiz? Oyuncak konusu da çok önemli. Dişleri kaşındığı için kemirme içgüdüsü çok fazla olacak. Sürekli kemiri parçalamak isteyecek. Parçalayıp yutabileceği tarzda oyuncakları seçmemeliyiz. Daha biraz daha sert yapıda oyuncakları seçersek bunları kopartıp yutamaz. Oyun kemikleri var. Bunların aroması yüksek. Bebek köpekler bunu çok seviyor ama bu da sindirim sistemini bozabiliyor. O yüzden belli bir yaşa kadar, özellikle 4-4,5 aylık olana kadar oyun kemiklerini de çok fazla vermemeye çalışalım. Köpeğimiz eve getirdik ve sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Köpeklerde de tıpkı insanlarda olduğu gibi bağışıklık sindirim sistemiyle, bağırsakla değişiyor. O nedenle dışkısı çok önemli. Köpeğimizde işte gıda değişikliği olmadı, aynı mamayı yiyor. Dışkıda bir bozukluk varsa muhakkak bir problem vardır. O yüzden dışkısını takip etmemiz gerekiyor. Kusması çok önemli. Yine dediğim gibi işte oyun kemiği kemirmiştir, pedin kenarını kemirmiştir, herhangi bir şey sindirememiştir. Dışkı o nedenle bozulabilir. Bunu biraz göz ardı edebiliriz ama köpeklerle kusma çok önemli. Eğer köpeğimiz kusuyorsa, rahatsızlık varsa ve dışkısı bozuksa muhakkak veterinere götürüp gerekli testleri laboratuvar ortamında yapmamız gerekiyor. Köpeğimiz çitten çıkacak mı? Tabii ki çıkacak. Bizim kontrolümüzde güvenli alanda çitten çıkartabiliriz. Fakat köpeğimiz daha tuvalet alışkanlığını tam edinmediyse evde halı kilim tarzı eşyaları ortadan kaldırmalıyız. Çünkü pedin yapısıyla halının, kilimin yapısı birbirine benzediği için bunları birbirine karıştırabilir. Onun haricinde koltuk tarzı yerlere çıkartmamaya özen göstermeliyiz. Çıkartsak dahi bizim kontrolümüzde olması gerekiyor. Çünkü anlamayıp koltuktan düşebilir. Koltuğa ne zaman çıkabilir? Koltuğa kendi çıkabildiği zaman kendi de inebilir. O nedenle biz çıkarttığımız zaman kesinlikle onu orada yalnız bırakmamalıyız. Çok küçük koltuktan ayrılacak dahi olsak, işte örnek veriyorum, bir su içmeye, bir lavaboya dahi gidecek olsak, köpeğimiz uyuyor dahi olsa muhakkak uyandırıp yere koymalıyız ve o şekilde terk etmeliyiz. Çünkü eğer biz gittikten sonra kalkarsa koltuktan muhakkak düşecektir. Bunların haricinde evimizde merdiven varsa bebek köpeğimizin çok fazla merdiven inip çıkmaması gerekiyor. Bu ufak köpeklerde patella dediğimiz diz kapağı çıkması ya da büyük köpeklerde kalça çıkı dediğimiz kalça ile ilgili problemler yaratabilir. Bunun için de köpeğimiz gene 6-7 aylık olduğu zaman büyüme plakları durduğu zaman merdiven inip çıkmasına müsaade edebiliriz. Tabii bu ırktan ırka değişir. Her ırkın işte 6-7 ayda büyüme plakları durmaz. Yani şu an örnek olarak söylüyorum, bir paddle için 7 aylıktan sonra merdivenlere inip çıkabilir ya da koltuklara inip çıkabilir. Bunların haricinde yine aynı şekilde patella ve diz kapağı, patella diz kapağı çıkması ve kalça ile ilgili problemler de yaşamamamız için çok fazla kaygan zeminde bırakmamamız gerekiyor. Eğer kaygan zemin onların eklemlerine zarar verecektir. Eve gelen köpeğimizi taramalı mıyız? Ne sıklıkla taramalıyız? Bebek köpeklerde, yani 2-3 aylık köpeklerden bahsediyorum, çok fazla tarama ihtiyaçları yoktur ama yine de gelecekteki alışkanlığı için bebeğimizi haftada gene 2 kere, 3 kere ırkına uygun, tüy yapısına uygun bir fırçayla
taramalıyız. Hem kendisi rahatlayacaktır hem de tara alışacaktır. Evet, bu videomuzda da eve gelen köpeğimize nasıl davranmalıyız, nasıl bir ortam oluşturmalıyız, nasıl taramalıyız, tırnaklarını kesmeli miyiz, kesmemeli miyiz, nasıl beslemeliyiz, bunlardan bahsettik. Videolarımızın devamı gelecek. Bizim unuttuğumuz başka sizin sormak istediğiniz soru varsa videonun altına yorum olarak ya da Instagram hesabımız üzerinden bizimle iletişime geçip sorularını sorabilirsiniz. Yine okuyacağız ve yanıtlayacağız. Görüşmek üzere, herkese selamlar.